Teknoloji çağıyla beraber hayatımıza yepyeni kelimeler dahil olmaya başladı. Öyle ki bu kelimeler herkesin dilinde. Elbette ki yeni kavramların kullanımının artması bazı kelimelerin kullanım sıklığını azalttı. Hatta dilimizdeki bazı kelimeler neredeyse unutulmaya yüz tuttu. Bilir misiniz, merdaneli çamaşır makineleri vardı. Ancak şu an tüm makineler dijital olarak tasarlandığı için hayatımızda merdaneli diye bir kavram kalmadı. Bunun gibi kaybolan birçok kelime var. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, güncelliğini koruyan kelimeler de var. Onlardan biri kontör. Pardon, yoksa kontür mü demeliydim? Hadi bir bakalım. Sende kontür var mı ya? Yo, hiç estetik yaptırmadım ben. Ne estetiği ya? Ne alaka şimdi? Ben sana kontür var mı diyorum. Kontür var mı dedim. Ben de onu açıklıyorum işte. Hiç estetik yaptırmadım suratıma. Allah Allah, ben onu mu dedim şimdi ya, estetik, ben estetik oldum mu dedim şimdi sana? Ben sana sadece telefonumda kontür bitmiş, sen de fazla kontür var mı diye sordum. Ay Allah'ım ya Rabbim ya, kontör desene abi, kontör o. Kontürle kontör aynı şey mi? Bir de beni suçluyorsun. Ya tamam, affedersin, ben estetik demedim yani, güzelsin tamam, doğal güzelsin ama ben... Ya aman, ha kontür, ha kontör, ne alakası var şimdi? Fark eder mi? Elindeki telefondan bakıver, bir dakikanı alır. Aynı şey mi değil mi? Bak bakalım. Şimdi ona bakmak için de kontür lazım. Allah Allah, nasıl bakayım? Ben kontürüm yok diyorum, sen İyi, bakmıyorsun. Al, gel benimkinden bakalım. Bak, oradan bak, sende var demek ki. Var. Yaz bakalım neymiş kontür. Kontür mü bakalım. Aslında bu kadar basit, teknolojinin bize sunduğu imkanlardan biri olan telefonları bir kaynak olarak kullanıp bir kelimenin doğrusuna ulaşmak yalnızca bir dakikanızı alır. Böylece bu iki arkadaşın arasında geçen diyalogda olduğu gibi yanlış anlaşılmalar yaşanmaz. Kontör ne kadar da tanıdığımız, sürekli kullandığımız bir kelime değil mi? Elimizdeki telefonlar tuşlu hallerinden dokunmatik bir hale gelecek kadar büyük bir değişim yaşandığı halde kontör kavramı hala hayatımızda. O halde her çağa ayak uyduran bu kelimenin hakkını verip doğru kullanalım. Kelimelerle ilgili şüphe duyduğumuz anda telefonumuzu elimize alıp şu soruyu hemen soralım. Nasıl desem?